Orada dünya evine giren bir çift var. Fakat sıra dışı. Ne oldu, hayırdır? Bir yani bakasın geldi kendine. Hı? Beğendin mi şöyle? Hangi açıdan? Şöyle bakıyorum ya, soldan bu daha iyi, sağdan mı diye. Evet. Peki sen bakarken anlatıyorum. Ben şimdi, bir gelin var. Gelinin bir tane hayali var. Düğününde tır kullanmak. Şimdi senin müstakbel eşin gelecek sana. Murat, tamam evleniyoruz, harika, ama ben tır kullanacağım. Vallahi ben de çok istiyorum. Değil ya. Mi? Of, bayılırım. Vallahi çok, eğer tırcı arkadaşlara buradan sevgi selam. Ama arabada yalnız olacağım. Kimse karışmayacak. Hmm. Ben tır kullanmak isterim. Tamam, kullanırız. Tır kullanırız sana. Bundan sonra o zaman. İstiyorum vallahi. O gelin ve damat tır kullanmışlar. Sevgi selam olsun efendim onlara. Harika olmuş gerçekten. Ne diyorsun, reklamlar mı? Yok, tır işte. Tırı izlemek istiyor musun? Peki, buyurunuz. Hayalimdi. Hayaldi, gerçek oldu. Genç kadın başında duva, üzerinde beyaz gelinliği tırın direksiyonuna oturdu. Ordu'da yaşayan Tanju Akdoğan'la Elif Felek çifti birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı almıştı. Mesleğim gereği tırı gelin arabası yaptım. Bununla çok mutluyum. Düğün günü geldi çattı. Damat gelin arabası yaptığı aracın camına "sana gelmediğim gün, yolda olduğum gündür gülüm" yazdı. Onun için güzel bir yazı yazdım. Aynı şey benim için de geçerli. Çiçeği burnunda gelin direksiyona geçti. Onu gören sürücüler korna çalıp tebrik etti. Harikasınız. Tebrikler. Bir de kepçe var ya, o kepçe hadisesi, o da güzel. Evet, valla tır iyi. Olayı artık günümüzde "sana gelemediğim gün, yolda kalmışımdır". Ya şey, tır ya aslında artık normal arabalar gibi yani, baktığın zaman. Tabii. Yani baksana nasıl konforlu. Şey ayarladığın zaman hop. Şahane valla. Ben de çok istiyorum ya. Tırcı kardeşler, sevgi selam olsun. Sana gelemediğim gün, yolda olduğum gündür gülüm. İşimin başındayındır yani diyor. Bu değil mi? Tır yazıları, kamyon yazıları da meşhur.